Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi sizleri iki dev takımın 1998-1999 sezonunda oynadığı bir randevuya götürmek istiyoruz. Ligin 7. haftasındayız. Galatasaray'ın 16 puanla lider olduğu tabloda Fenerbahçe 15 puanla 3. Trabzonspor ise 9 puanla 9. sırada. Lige çok kötü başlayan Gordon Milne yönetimindeki Bordo Mavililer için bu maç aynı zamanda kendilerini taraftarlarını affettirme karşılaşması. Sizleri daha fazla bekletmeden bu maça götürelim. 25 Eylül 1998 günü Hüseyin Avni Yaker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem İbrahim Aksoy yönetiyor. Fenerbahçe Trabzon'da son yılların aksine gerilimden uzak bir deplasman yaşadı. Öyle ki Fenerbahçeli futbolcular Trabzon'un merkezinde bir otelde kamp yaptılar, şehirde gezintiye çıktılar. Fenerbahçeli futbolcular maç günü Avni Yaker Stadı'na gelirken bazı ufak tefek koşuşturmaların dışında bir olay da yaşanmadı. Tribünleri dolduran 20 bini aşkın taraftar Avni Aker'de muhteşem bir görüntü oluşturmuştu. Çok iyi misafirperlik örneği gösterdiler. Öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz kazanmak için geldik ve kazanıp gideceğiz. Fenerbahçe'nin en zor deplasmanı Trabzon maçı. Eğer Fenerbahçe bu maçtan 3 puan alırsa bu sene şampiyonun en büyük adayı olacak diye düşünüyorum. Ama bu maç o kadar kolay bir maç değil. Abdullah, ligdeki en kritik maçlarınızdan biri. Ne diyeyim, oynayacağız bakalım. Ya bir daha demeyin çünkü terliyiz ikimiz. Tamam. Bir aile gibiyiz. Onun için netice önemli değil. Önemli olan dostlukların devam etmesi. Savaş bu. Maç yapacağız. Maçın üst sonucu vardı. Bu herhangi birine hepimiz razı olmak zorundayız. Seyirciye 3 puan diyoruz inşallah. Onların desteğiyle 3 puan alan taraf üzücü. 1, 2, 5. Ve işte maça Fenerbahçe başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Erkan Uzun oynadı. Baliç'e doğru. Baliç. Maçın hakemi İbrahim Aksoy serbest vuruş diyor. Moldovan ceza sahasında Kemalettin ileri çıktı, Mustafa ileri çıktı. Okan Baliç mücadelesini bir kez daha izledik. Ökde rakip ceza sahasında. Orta geldi, Miloševski. Baliç görüntüde. O gün. Mehmet İpek. Taç Fenerbahçe'nin. Hep kullandı Mustafa. Sol kanatta görev verdi Löw Mustafa'ya bu maçta. Hök kaydı. Selahattin ceza sahasında. Selahattin açıdan ortaya Campbell ve gol. Trabzonspor 1. dakikada golü buldu. Kevin Joseph Campbell. Trabzonspor 1, Fenerbahçe 0.
Sarı lacivertli savunmada Hökte büyük hata. Campbell ve topağlarda. Trabzonspor 1, Fenerbahçe 0 karşılaşmada henüz 1. dakika. Müthiş bir sevinç Avni Kers tadında. Ve işte Campbell ligdeki ilk golünü Fenerbahçe ağlarına bırakıyor. İşte izliyoruz. Hök uygun durumda. Böyle düştü. Selahattin topu aldı. Ortaya Campbell bomboş. Ve topu ağlarda. Kale arkasından bir kez daha izliyoruz. İbrahim Aksoy, evet, köşe vuruşu diyor. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Bordo mavililer. Campbell'ın golünü bir kez daha izliyoruz. Fenerbahçeliler itiraz ediyorlar. Alt diye. Abdullah kullanacak köşe vuruşunu. Fethi ceza sahasında. Bugünes ceza sahasında orta geldi. Radya'ya doğru. Bugünes vuramadı. Selahattin havalara top. Savunma uzaklaştırıyor. Uzaktan bir vuruş. Sonuç alamıyor. Trabzonspor Ünal'la Uçe. Maliç. Mehmet. Campbell hareketli ileride. Saffet. Kısa düştü. Campbell aşırttı düştü. Mutlak bir gol pozisyonu daha. Campbell bu kez yararlanamadı. İşte Saffet'in hatası az önce. Campbell sol çaprazda karşı karşıya düştü. Zamanında çıkıyor ve gole izin vermiyor. Selahattin sol kanada. Bugünes, Abdullah destek verdi. Bugünes sert vuruyor, düştü. Seker top savunma uzaklaştırdı Saffet'le Taç. Düştü görüntüde. 16. dakika. Trabzonspor 1, Fenerbahçe 0. Campbell düştü. Campbell yeniden çevirdi. Kademede Uçe soğukkanlı. Kemalettin. Moşe. Fethi uzaklaştırdı. Metin Diyadin. Moşe uzaktan sekiyor top. İki hamlede kaleci Miloševski. İşte Campbell'ın yarattığı tehlike. Az önce kaleci düştü. Bu da Moşe'nin yarattığı tehlike. Trabzonspor kalesinde Miloševski. Abdullah. Bugünes düştü. Bir an boşa çıktı Bugünes. Kaleci düştü de kaldı top. Moşe sokuluyor. Moşe, Maliç kaçtı. Moşe pasını aktaramadı. Orkun. İki takım da orta alanı çok hızlı toplarla geçiyorlar. Bugünes. Top direkten geri geldi. Bugünes'in vuruşuyla top direkten geri geldi. Atak devam ediyor sağ kanattan. Selahattin orta pozisyonu arıyor. Yaptı ortasını. Bir anlaşmazlık. Kaleci düştü. İşte pozisyon. Bugünes açısını düzeltti. Vuruşu üst direkten geri geldi top. İşte Bugünes çok sert vurdu, üst direkten geri geldi top. O gün Campbell. Bugünes ara pas yaptı. Offside yok. Selahattin orta kafa sulandır üçlü ve korner. İkinci gole çok yaklaştı Trabzonspor. O gün kafa vuruşu yapan futbolcu güçlü. Hem güzel bir kafa vuruşu hem de güzel bir kurtarış üst üste. İşte pozisyon. Selahattin'in ortası. O gün güçlü ve korner. Abdullah. Ünal. Bugünes. Campbell. Ünal. Offside yok. Ünal vuruşu kaleci düştü. Bir daha. İkinci vuruştan da yararlanamadı Ünal'la Trabzonspor. Şimdi Kemalettin uzaklaştırıyor. Atak devam edecek. Kemalettin-Abdullah mücadelesi. Kemalettin-Abdullah ve maçın hakemi İbrahim Aksoy oyunu durdurdu. Serbest vuruşu verdi Fenerbahçe lehine. İşte Campbell'ın pası az önce.
Ünal sağ çaprazda vuruşu Rüştü'den geldi. İkinci pozisyonda da vurdu. Bu kez savunma ve Rüştü birlikte önlüyorlar tehlikeyi. Şimdi Mustafa Doğan'la Fenerbahçe geliyor. Gerçekten nefis bir mücadele. Boşe ceza sahasına bıraktı. Mustafa Doğan orta yerden Rada kademede. Selahattin. Mehmet İpek. Bogunes. Bogunes karşısında Zahmet var. Bogunes sokuluyor ceza sahasına. Campbell. Campbell. Campbell'ı vuruşu al. Kevin Joseph Campbell alta gönderdi. Kale vuruşu kullanacak Fenerbahçe 34. dakika. Bogunes. Orta Campbell'a doğru. Campbell'ın kafası düştü. Selahattin. Selahattin uzaktan Hök. Hök Campbell. Bakıyorum hakem oynayın diyor. Rüştü de top. Campbell yerde. İşte izliyoruz. Bir başka açıdan. Tekrar izliyoruz. Selahattin'in vuruşu. Hök. Campbell'ın önünde kaldı top. Metin. Moldovan. Metin. Moldovan. Barić. Tekrar Moldovan. Moldovan döndü. Moldovan vuruşu dışarı gitti. Güzel bir hücum organizasyonu. Barić. Moldovan ikilisi. İleride çok iyi anlaşıyor Fenerbahçe'de. Moldovan görüntüde. Şu ana kadar 3 golü var ligde. İşte Moldovan. Çok klas bir hareketle. Önünü açtı. Barić, Miloševski. Bu arada Trabzonsporlular kale sahası içinde Miloševski ile Kemalettin'in girdiği mücadeleyi gösteriyorlar İbrahim Aksoy'a. Kemalettin yerde kaldı. Kale sahası içinde Rada ile bir mücadelesi vardı. Bu arada Campbell, Campbell'ın vuruşu üstü ve korner. Campbell sağ çaprazdan çok sert vurdu. Rüştü kornere çeldi. İbrahim Aksoy bekleyin diyor köşe vuruşu için. İbrahim Aksoy Kemalettin'in yanına gidiyor. İşte pozisyon. Metin, Moşe. Moldovan hareketli. Şimdi ona pas. Offside yok. Moldovan ceza sahasında. Ortaya ama vuramadı. Boliç vuramadı. Şimdi Barić. Son anda Miloševski ve korner. Son anda Miloševski ve korner. Önce Boliç. Sonra Barić ve Miloševski. İşte Moldovan ceza sahasında. Orta. Boliç dokunamadı. Barić açıdan vuruşunu yaptı. Miloševski kornere gönderdi. Köşe vuruşu kullanıyor. Sarı lacivertliler. Orta geldi. Moldovan. Bu arada bir faul yapılıyor. Trabzonspor lehine serbest vuruş. O gün yerde kalan futbolcu. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik golüne yaklaştığı an Barić. Son anda Petar Miloševski. Orta. Moldovan kafa üstalarda. Moldovan. Kademe bir an yok oldu Trabzonspor savunmasında. Vuruşunu yaptı, kafa vuruşunu yaptı. Top üst dağlarda. İşte pozisyon. Campbell, Bogunes. Kaleye doğru Erkan'dan sekiyor Selahattin. Ünal ceza sahasında. Ünal açıdan vurdu Rüştü. Ünal'ın vuruşu Rüştü'den geri geliyor ve şimdi Mustafa Doğan. Şimdi Moşe ileri doğru Moldovan atladı. Topla buluşan futbolcu Boniç. Boniç ara pas yaptı. Moldovan gol pozisyonu vuruşu Miloševski. Miloševski bu pozisyonda başarılı. Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. İşte ara pas Moldovan sağ çapraz vuruşu Miloševski. Abdullah o kalabalıktan sıyrıldı. Selahattin. Sağ kanatta derin bir boşluk var. Şimdi Ünal. Sağında Mehmet destek verdi. Ünal ceza yerine sokuldu. Sert vurdu kaleci Rüştü.
Sert vurdu kaleci, rüştü ve rüştü bekletmeden şimdi Moşe'ye doğru ama Trabzonsporlular pres yapıyorlar. Erkan tekrar rakip yarı alana. O gün offside, Selahattin offside'da. Müthiş bir tempo, nefis bir heyecan. Hüseyin Avni Aker'de işliyor onu vuruşu kaleci rüştü. Fethi sol kanatta, Burgunes bomboş şimdi ona doğru. Burgunes. Campbell'a baktı. Burgunes bomboş pozisyon, sert vuruş ve dışarı gidiyor. Selahattin karşısında sadece rüştü var. Selahattin dışarı gönderdi. Burgunes avda atladı. Selahattin bomboş dışarı gönderdi. Bogovan, radarın yatarak müdahalesi. Metin Diabin, sağında Erkan var. Metin, Bogovan, Bogovan kaleye dışarı gitti. Bogovan çok sert vurdu, alta gitti top. Aynı dakika içinde iki kalede de yaşanan iki büyük tehlike. Pas Selahattin'e doğru. Selahattin. Kaleye doğru rüştü ve korlar. Selahattin adeta iğne deliğinden geçirdi topu. Rüştü. Güzel bir refleks ve korner. İşte Selahattin. Vuruşu, rüştü ve korner. Selahattin. Mehmet, Selahattin, tekrar Mehmet. Orta, Campbell'a doğru. Campbell indirdi, Selahattin vurdu direkten. Selahattin'in vuruşu direkten geri geldi. İlk yarıda Burgres'in sert bir vuruşu üst direkten geri gelmişti. Bu kez Selahattin kale direği işte seyrediyorsunuz. Campbell bıraktı, Selahattin dönerek vurdu, kale direğinden geri geldi top. Saffet, rüştü riskli hareket, Campbell, kale boş, Burgres ama daha öncesinde offside. Endirek serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe. Rüştü, 5'te son düdük, Trabzonspor 1, Fenerbahçe 0, maçın skoru. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Trabzonsporlu futbolcular müthiş bir coşku yaşıyordu. Çok güzel, herkesi kutluyorum. Taraftar muhteşem de. İnşallah bu çıkışımız olur. Sen de libero oynadın bugün. Vallahi hoca öyle dedi. Hoca öyle bir şey verdi. Değişik bir taktikle çıktık. Ama iyi oldu. Evet biz çok mutluyuz. Fenerbahçe çok iyi bir rakip ve çok büyük bir takım. Ancak kazanan takımımız olduk, çok mutluyuz. Böyle bir oyun ve sonuca ihtiyacımız vardı. İnşallah bundan sonraki haftalarda her geçen hafta bir önceki haftadan daha iyi olacak inşallah. Fenerbahçeli futbolcuların ise ağzını bıçak açmıyordu. Sahadaki görüntü tribüne de yansımıştı. Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz alkışlar içinde stadı terk ederken Fenerbahçe yöneticiler yenilginin şokunu yaşıyordu. Ancak oyunun sonucu daha farklı olabilirdi. İnşallah bu bizim için bu sezonda yeniden başlangıç olur. Trabzon'u tekrar tebrik ediyorum. Daha çok uzun bir yol var önümüzde. İnşallah ileride telafi ederiz. Fenerbahçe teknik direktörü Löw sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını söylüyordu. Takım halinde kötü bir günümüze rastladık. Bu sezonun en kötü maçını sergiledik diyebilirim. Ama solche Tage gibt es manchmal. Wir haben den Gegner aufgebaut mit diesem frühen Tor. Fakat böyle günler futbolda olabilir. Rakibimiz de erken golü bulmasıyla
kendine güveni geldi. Löw sahanın en kötülerinden Moldovan içinse politik konuşuyordu. Mücadele etti fakat diğer oyuncularım gibi o da etkili değildi bugün. Gordomi ise sonuçtan fazlasıyla memnundu. Bizim için çok tatmin edici bir galibiyet. It's the first time this season that we've played at that tempo. Bu sezon ilk defa bu tempoda oynadık. Trabzonspor ataklarına tek başına karşı koymaya çalışan Rüştü'yü yenilgi yıkmış. İyi oynamadık, bunu kabul ediyoruz. Oynadığımız maç içerisinde oynadığımız dakikalar sayılı. İkinci evren bence bir 15 dakikası iyi oynadık. Ama neticede kaybettik. Bu yönden çok üzgünüz. Şimdi bu maçı unutup salı günü oynayacak olduğumuz Paron maçını düşünmek zorundayız. Spor yazarları da Trabzonspor'un haklı bir galibiyet aldığını söylüyorlardı. Fenerbahçe'yi Rüştü ve galiba şans meleği korudu bugün. Rüştü olmasaydı tahmin ediyorum en kötü olasılık 5-6-0'lık bir karşılaşma oynanabilirdi. Fenerbahçe Trabzon'dan büyük bir hüzünle ayrılırken Trabzon sokaklarında yer yerinden oynuyordu. Maçın büyük bölümünde rakibine oranla çok daha iyi oynayan Trabzonspor, İngiliz yıldızıyla galibiyete ulaşan taraf oluyordu. O sezon iki takım için pek de parlak geçmezken Fenerbahçe ligi 3. Bordo Maviler ise 4. bitiriyordu.